Hepsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, komşum bana nergis çiçeği verdi. Sarı nergis çiçeği arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim. Bakın çok hoş, çok tatlı. 3 tane verdi normalde ama bir tanesini koparırken kenarındaki soğan kesildi yanlışlıkla. Şöyle bir inceleyelim. Bakın şöyle soğanlı bir çiçek nergisler. Ve sonbahar gibi bunlar dikiliyorlar. Havaların soğumaya başladığı zaman toprak altında bir soğuk görmesi gerekiyor. Sonbahar kış döneminde en az 6 hafta bunların soğuk görmesi gerekiyor. Ve ilkbaharın habercisi olarak biliniyor. Evet arkadaşlar, diğerinin soğanlarına da bakalım. Evet şöyle. Bunları hiç topraktan çıkarmayabilirsiniz. Hani çiçekleri döküldükten sonra. Bunlar Mart gibi çiçekleniyor. İlkbaharda çiçekleniyor. Daha sonra çiçeklerin dökülüyor. Bakın bu soğanı koptu ama bunu da dikeceğim. Çiçeklerini döktükten sonra, bu yapraklarını sararttıktan sonra da toprak altına hiç çıkartmayabilirsiniz. Yaz boyunca toprağın altında kalabilir. Daha sonra yine arkadaşlar kışın bunlar yapraklanıyor. Ve ilkbaharın ilk günlerinde Mart gibi tekrar çiçekleniyor. Evet, ben burayı seçtim arkadaşlar. Ve burayı bir oyuk açacağım. Soğanlarını batacak şekilde, kapatacak şekilde soğanlarını batıracağım, dikeceğim. Evet, aydınlık bir yere dikiyorum. Hani bunları saksıyı da evet dikebilirsiniz ama bunlar dış mekan bitkisi arkadaşlar. Hani evin içine koymayın. Balkonunuz varsa balkonunuza koyabilirsiniz. Evet, şöyle koyuyorum. Bunlar yazın dinlenme döneminde soğanları çoğalıyor. Soğanları yavru veriyor ve diğer seneye daha fazla oluyor. Evet, şöyle bunu da kenarına dikmek istiyorum. Böyle arkadaşlar. Şu anda belki pazarlarda bulabilirsiniz ya da çiçekçilerde bulabilirsiniz. Ya da zirai tohum satan yerlerde bunları bakabilirsiniz. Bulunca alabilirsiniz arkadaşlar ve bunları normal dikin. Hiç yazın bile topraktan çıkarmayın. Yıllarca kendiliğinden açarlar arkadaşlar. Bakın çok hoş, çok güzel. Kenarlarını, soğanlarını örtecek şekilde toprakla kapatıyorum. Ben Batı Karadeniz'de yaşıyorum. Hani çok ekstra bir sulama yapmam gerekmiyor. Şu an toprak zaten bir sulu. Yağmur yağdı sabahleyin. Gün içinde de ara ara yağmur yağdı. Sizin eğer diktiğiniz yer bir saksıysa, suyu eksilmişse kenarından suyu dökebilirsiniz. Hani üstünden de dökmeyin arkadaşlar. Toprağını sulayabilirsiniz haftada bir kere. Bunu da yanına koyuyorum. Hani olur mu olmaz mı mantığıyla. En azından dursun arkadaşlar. Evet, dikimi bu şekilde gerçekleştirdim. Bundan sonra diğer soğanlı bitkiler arkadaşlar büyümeye, çiçeklenmeye başlayacaktır. Sümbüller ve laleler daha sonra arkadaşlar. Daha sonra iris soğanları, Temmuz gibi, Haziran gibi zambak soğanları genellikle oluyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Nergis çiçeği bana Samsun'u hatırlatıyor arkadaşlar. Ben Samsun'da yaşadığım dönemde Çiftlik Caddesi var oranın. Ve otobüsten indiğim zaman kenarda nergis çiçeği satan vardı. Ve onun kokusu hep bana gelirdi. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.